düdük sesini bekliyoruz İhsan Türe'den ve maç başladı. Zeki, Kadir, Erhan, Mehmet, Metin, Rekazi, Cüneyt ve Fav. Galatasaray'ın kalesinde Simović oynuyor. 2 numara Muhammed, 3 numara Semih, 4 numara Cüneyt, 5 numara Erhan, 6 Metin, 7 Uğur, 8 Rekazi, 9 Mirzat, 10 Tanju, 11 Tugay. Uğur, Rekazi, Tugay, Uğur ve top dışarıda. Uğur görüntüde. Beşiktaş'ın kalesinde Zalat var. 2 numara Recep, 3 numara şu anda topla oynayan Kadir, 4 numara Gökhan, 5 Ulvi, 6 Mehmet, 7 Feyyaz, 8 Rıza, 9 Ferdinand, 10 Ali, 11 Zeki. Zeki aşıyor top. Ferdinand hava toplarında etkili olabilen bir oyuncu. Metin, Mehmet kattı. Zeki. 2. dakikadan çıkıyoruz. Durum 0-0 Feyyaz. Mehmet. Feyyaz. Muhammed bugün sağ kanat savunucusu olarak görev yapıyor. Feyyaz'ın ortası Simović. Gün yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'u da etkiliyor. Halen yağış yok ama bir saat öncesine kadar yağmur vardı. Oyun alanı, zemin çok yumuşak bu nedenle. Zaman zaman sert esen rüzgar var ve bu arada soğuk da var. Ulvi, Gökhan, Mirsat bastırdı ve faul. Recep bıraktı, Gökhan kullandı serbest atışı. Ferdinand kafayla indiriyor, Ali sert vuruyor top dışarıda. Ali görüntüde. Beşiktaş'ın genç takımından yetişen bir oyuncu. Beşiktaş futbol tarihinde Şenol Birol, Yusuf Sanlı gibi sembol ikililer var. Feyyaz da Ali de son yıllarda bu ikililerden birini oluşturuyorlar. İkisi de aynı yıllarda Beşiktaş'ın altyapısından yetişti. Gökhan. Tanju kovalıyor topu. Mirsat içeri doğru girdi. Sağ taraftan da Turay cezalarına sokuldu. Rekazi şimdi şut ve top yanağlarda. Az önceki gelişim yeniden ekranlara geldi. 4. dakika, durum 0-0. Kale atışını Zalat kullanıyor. Zeki, Kadir, Ferdinand, Cüneyt yanı başında ve Ferdinand'ın kafasından seken top kaçtı. Muhammed, Tugay, Cüneyt, Uğur, Rekazi. Sol kanattan Metin hücuma katıyor. Uğur 55'li bir durumda şut ve top ağlarda. Dakika 5. Uğur çok iyi değerlendiriyor pozisyonu. Ve Galatasaray İstanbul Ali Sami Yazıtı'nda Beşiktaş karşısında işte bu gelecek golle 1-0 öne geçiriyor. İşte Rekazi çok çabuk oynuyor topla. Sol tarafta görüntüde yok. Metin hücuma katılıyordu topçu olarak. Uğur'u boşlukta çok iyi gördü. Uğur da izlediğiniz gibi çok iyi düzeltiyor. Düzgün vuruyor. Zalat'ın ileri doğru çıkmasından yararlanıyor ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Dakika 5. Uğur görüntüde. Bu Uğur'un Türkiye 1. Ligi'nde bu sezon attığı 7. gol. Evet, gol yeniden görüntüde.
Uğur son haftaların formda futbolcusu, form grafiği sürekli olarak yüksek, başarı çizgisinin son haftalardır sürekli olarak üzerinde yer alıyor. Ali, Tugay, Erhan, Feyyaz durumunu bozdu, elverişli bir durum, şut ve sınır dışı çarpan top dışarı gidiyor Ferdinand'ın vuruşunda. Beşiktaşlılar köşe atışını hızlıyla kullanacaklar. Ataklara gözcü olarak geride Gökhan'la Kadir kaldı. Diğer siyah beyazlı oyuncular cezalarının içinde. Recep de sağ taraftan Rıza'ya yakın bir duruma geldi. Smoviç'i aşıyor top. Uğur. Ve topun oyun alanının dışından falsolu biçimde geldiği görüşünde İhsan Türe kale atışını işaret etti. Rıza, Ali, Zeki, Mehmet, Feyyaz, Erhan'dan sıyrıldı, Muhammed bastırdı ve Smoviç'e topu teslim ediyor. Feyyaz görüntüdeydi. Frekazi. Uğur, Kadir'in müdahalesi Taç. Muhammed. Uğur, Rekazi, izlediğiniz gibi çok uzaklardan Smoviç ile yardımlaşmayı tercih ediyor. İlk dakikalardan itibaren Galatasaray savunması orta çizgiye çok yakın oluşmaya başladı. Metin, Ulvi, Ferdinand ve hemen yanı başında Semih var. Tanju, Zeki, Feyyaz, Kadir, Cüneyt, Mirsat, Kadir, Uğur birlikte mücadele ediyorlar. Tugay ve Mehmet'in dokunuşuyla top kaçtı. Muhammed kullandı taç atışını. Frekazi. Rıza durumunu bozuyor. Mehmet. Zeki. Ferdinand'dan önce araya giren kaptan Cüneyt kesiyor. Pas hatası Mehmet. Şimdi Zeki. Cüneyt kendi hatasını geçiştirdi. Erhan. Tugay. Uğur. Sol kanatta derin bir boşluk var. Sağ kanattan sol kanata çevrilen atak yönü ve Metin. Yine Uğur. Sert bir şut bu kez dışarıda. Evet. 9. dakika, 4 dakika öncesinde Uğur'un aynı pozisyonda, aynı yerden vurduğu sert şutta, yerden attığı sert şutta şuvarlak kaldıra gitmişti. O golde Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var ve az önceki gelişim görüntüye geldi. Kadir. Ferdinand, Feyyaz, Rıza, Zeki, sağ kanatta boşluk, Recep oradan ileri doğru çıktı. Ferdinand, Ferdinand bırakıyor, Ali'nin vuruşu ve son anda Cüneyt'in ayağına çarpan top oyun alanının dışına çıkıyor. Yeniden izliyorsunuz. Yine Beşiktaş sağ taraftan kaptan Rıza ile köşe atışını kullanıyor. Semih, yanı başında Ali var. Frekazi. Mehmet. Zeki.
Feyyaz Mehmet'e bırakıyor. Ferdinand'ın ayağına çarpan top taçta. 10. dakikadan çıktık. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Frekasi. Uğur şimdi. Kadir set yapıyor karşısında. Tanju Recep. Ve top dışarıda. Galatasaray'da Erhan ve Türk Savaşan'ın önceki maçtan sarı kartı var. Beşiktaş'ta sarı kartlı oyuncu yok. Galatasaray'da İsmail ve Yusuf sakat. Beşiktaş'ta da Metin 17 kişilik kadroda yer almıyor ve oyun alanının yan tarafında da yok. Ferdinand görüntüde. Muhammed kullanıyor taç atışını. Erhan'dan önce Mehmet, Feyyaz. Feyyaz. Erhan. Rüzgarında itmesiyle top taça kadar uzanıyor. Kadir kullanıyor taç atışını. Muhammed ve Feyyaz'ın Muhammed'e yaptığı hareketi İhsan Dure faul olarak nitelendirdi. Erhan. Mirsad kafayla indirdi. Şimdi Tugay. Mehmet bastırıyor. Mehmet. Zeki. Mirsad. Feyyaz. 4-4 durum. Ferdinand. Cüneyt Ferdinand mücadelesi. Ferdinand çabuk bir oyuncu. Bu kez Semih de yardımcı olarak geldi. Gökhan. Kadir. Zeki. Mehmet. Ali hareketlendi. Cüneyt'le mücadelede. Köşe atışını kullanmak üzere Mehmet hareketlendi. Ali. Ferdinand. Ali'den önce Semih. Sert vuruşu Ulvi'nin. Mirsad'dan sekiyor. Zeki. Uğur bıraktı. Yakından vuruşu Feyyaz'ın ve durum 1-1. Karşılaşmanın 14. dakikası. Beşiktaş Feyyaz'la 1-1'lik beraberliğe kalıyor. Feyyaz gol krallığında iddialı bir isim. Ve bu Feyyaz'ın 12. golü. Gol yeniden görüntüye geliyor. Köşe atışından gelen topu Semih'le Galatasaray uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte Ulvi'nin vuruşu bir sattan sekiyor. Zeki'nin ortası. Uğur'un bıraktığı topu Feyyaz yakından çok iyi değerlendiriyor ve şimdi durum 1-1. Ulvi. Uğur. Gökhan. Tanju'nun vuruşu Zalat. Ve gol yeniden görüntüde.
Mehmet, Ali ve serbest atış Beşiktaş lehine. 15 dakikalık süre geride kaldı. Skor tabelasında 1-1'lik eşitlik var. Galatasaray'ın golünde Uğur'un, Beşiktaş'ın golünde Feyyaz'ın imzaları var. İkisi de son haftaların formda oyuncusu, milli takım kadrosunda yer alıyorlar ve Kadir kullandı atışı. Muhammed, Rıza, savunmanın gerisine doğru Recep iniyor. Metin çevirdi. Gökhan, Rıza alan değiştirdi. Galatasaray ve Beşiktaş son 4 sezonda nefes nefese, omuz omuza bir mücadele sürdürüyorlar. Son 4 sezonda Beşiktaş Galatasaray'ı yenemedi. Oynanan 8 maçta Galatasaray 2 maçı galip bitirirken 6 karşılaşmada berabere kapandı. Metin. Ferdinand'dan sekiyor. Şimdi Zeki. Mehmet. Mehmet şut durumunda, top dışarıda. Mehmet görüntüde. Kahramanmaraş Spor'dan bu sezon Beşiktaş'a geldi Mehmet. 22 yaşında, oyun stili Belçikalı ünlü futbolcu Şipo'ya benzediği için futbol severler onu bu adla çağırıyorlar, bu adla anıtıyorlar. Mirsad, Tugay, Kadir, Ferdinand, Cüneyt kafayla karşıladı. Mirsad, Tugay, Kadir ve Taç. Muhammed, Tugay'ın ayağından seken topu Ferdinand kontrol ediyor. Ali, Semih yatarak müdahale ediyor. Ferdinand, Uğur, Ferdinand, Semih yerde yatıyor şu anda. Ali sağ taraftan hücuma katılıyor. Çıkış yoluna doğru itti Ali'nin. Ali Metin mücadelesi. Ali, Rıza, Ferdinand içeri doğru hareketlendi. Ferdinand bırakıyor geriye doğru. Mehmet, Zeki, Frekazi, Rıza, Zeki. Semih hala yerde. Recep. Ve şu anda İhsan Pire oyunu durdurdu. Sağlık görevlilerinin oyun alanına girmelerine izin verdi. Semih Galatasaray'ın 5 yıl öncesinde oluşturmaya çalıştığı yeni kadroda yer alan isimlerden biri. Bursaspor'un altyapısından yetişmişti ve 5 yıl öncesinde Galatasaray'a transfer edildi. Bir süre bocaladı ama sonrasında Galatasaray'ın sol kanatının gerisinde hep Semih vardı. İhsan Türe yardımcılarına İtalya'ya bir dakika eklediğini işaret etti. Tanju, Mirsad, Uğur. Prekaz'dan önce Recep karşıladı. Ali, Rıza, Recep, Metin üzerinde. Cüneyt, Prekazi, Kadir, Ferdinand ve Semih. Ferdinand'ın markajını tutmak isterken zaman zaman ellerini kullanmak durumunda kalıyor. Zeki, Mehmet, Ferdinand yine Semih üzerine doğru geliyor. Mehmet, Ali alan değiştirdi. Onun boşalttığı alana Mehmet girmek istiyordu. Şimdi Zeki, Smovic topu önlüyor. Evet, 20. dakika, 1-1'lik beraberlik sürüyor. Gökhan, Mehmet, Zeki, Feyyaz, Semih,
Tugay. Uğur. Rekazi bu kez sağ çizgiye doğru sokuldu. Kadir'in müdahalesi top taçlı. Kadir 9 yıl öncesinde Denizli Spor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. O yıldan bu yana Kadir de Beşiktaş'ın sol kanatının gerisinde görev yapıyor. Rekazi. Muhammed. Tugay'ın pası top taçlı. Kadir görüntüde. Feyyaz, Rıza, Erhan, Metin, Tanju, Metin, Recep karşısında, Erhan, Tanju, Uğur, Tugay, Kadir bastırıyor ve topu dışarı gönderiyor. Köşe atışı. 22. dakika durum 1-1. Galatasaraylar önceki maçlarda olduğu gibi ölü topları genellikle Prekazi ile kullanıyorlar. Geride ataklara gözcü olarak Erhan'la Semih kaldı. Mirsat havalandırdı. Kafayla karşılayan Gökhan. Ali. Zeki. Kaptan Cüneyt. Uğur. Erhan. Sol kanattaki boşlukta Metin var. Recep. Rıza da yardımcı olarak geldi. Şimdi Recep. Ali'yi hareketlendiriyor. Semih karşısında Ali'nin. Ve Semih bırakmıyor. Markaj üstünlüğü olan bir oyuncu az önce geçirdiği sakatlık sürüyor sanıyorum. Rıza kullan taç atışını. Ali. Rıza. Feyyaz. Ve top dışarıda. Feyyaz görüntüde daha önce de belirttiğim gibi o da gol krallığında iddialı isimlerden biri. Az önceki gelişimi yeniden görüntüye yansıyor. Bugün Galatasaray attığı golle 12 gole ulaştı. Gol krallığı mücadelesinde şu andaki görüntüde Trabzonsporlu Hami 15 golle başta. Fenerbahçe Aykut'un 14 golü var. Galatasaray'da Tanju'nun 13 golü bulunuyor. Malatyasporlu Okay'in 12 golü var. Ve Feyyaz'ın da 12 golü bulunuyor. Gökhan atışın hazırlığında. Recep, Ali, Rıza, Ferdinand, Erhan ve Paul. Kadir bırakıyor ve rüzgarın da itmesiyle top avuta gidiyor. Bu maç Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor değerli seyirciler. Bu yıl güçlü bir kadro kuran ve şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Lacivertler haftaya başlarken liderdiler. Fenerbahçe'nin 16 maçta 37 puanı var. Sarı Lacivertler yarın Konya'da Konyaspor'la karşılaşacaklar. Semih. Gökhan. Mehmet, Mirsat dokundu topa Prekazi, Tugay, taç atışı Galatasaray'ın Muhammed, Kadir karşıladı ve Galatasaray'da bir oyuncu değişti. Semih oyun alanının yan tarafına alınırken karşılaşmanın 25. dakikasında Bülent oyuna dahil oluyor. Cüneyt, Muhammed,
Kadir, Zeki, Mehmet, İlyas, Nirsat, Rıza. Ali'den önce Erhan müdahil ediyor. Muhammed. Muhammed yerde, Ali güzel bir görüntü, faul sonrasında yerden kaldırıyor. İhsan Kure ile aralarına geçen bir diyalog var. Frekazi atışı kullandı. Metin. Frekazi. Tugay. Kadir ve... Kaç atışını Beşiktaş'tan bir Kadir kullandı. Erhan. Kadir. Deyyaz. Muhammed bastırıyor. Erhan da geldi oraya. Ferdinand. Cüneyt, Feyyaz, Tugay, Rekazi, Nirsan. Sol kanatta yine boşluk var. Yine Metin orada. Recep karşısında. Tanju, Gökhan kovalıyor adım adım. Nirsan. Şimdi Metin. Feyyaz. Zeki. Pas hatası yapıyor ve Beşiktaş'tan kimsenin olmadığı yere topu atıyor. Metin. Frekazi. Uğur. Zeki kaptı topu. Erhan. Ve kaleci Zalat. Recep. Tanju. Uğur. Sağ tarafında Tugay bekliyor. Dar alanda Prekaz ile Berkaç'a giriyor. Şimdi Tugay ve Zalat. Beşinci dakikada Uğur'un attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçmişti. 14. dakikada Feyyaz ile Beşiktaş 1-1'lik beraberliği yakaladı. Zalat. Beşiktaş'ın Yugoslav kalecisi iki sezon öncesinde Eskişehirspor'dan siyah beyaz takıma katılmıştı. Rıza, Ali, Zeki, Erhan ve Taç. Rıza kullanıyor taç atışını. Zeki. Her iki takım da orta alanda birbirlerine bir türlü üstünlük sağlayamıyorlar ve izlediğiniz gibi çok pas hatası yapıyor, çok top kaybediliyor. Nirsan. Frekazi. Uğur. Tugay. Zeki müdahil etti. Ulvi. Yine pas hatası Cüneyt, Muhammed, Uğur. Uğur görüntüde. Kadir. Ferdinand, Cüneyt yanı başındaydı. Mehmet, Prekazi ve Mehmet'in hareketini hatalı bulduğu İhsan Türe serbest atışa karar veriyor. Prekazi, Uğur. Recep, Mirsat, Tugay. Karşılayan Ulvi, yine Tugay. Mehmet karşısında. Muhammed, Uğur, Muhammed ve köşe atışı. Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü tamamlandı. Durum 1-1. Prekazi atışı kullanıyor. Galatasaray kanat toplarında, yan toplarda, hava toplarda etkili olabilen bir takım.
Beşiktaş'ın da kaleci Zalat'taki yavaş hareketler dolayısıyla, yan toplardaki zayıflığı dolayısıyla dezavantajı bu. Ama bu karşılaşmada kanatları, yan topları, hava toplarını sarı kırmızılılar olumlu bir biçimde kullanabiliyorlar. Serbest atış Galatasaray'ın. Metin, Uğur. Cüneyt. Rekazi. Kaptan Rıza. 3'e 2 durum, 4'e 2 oldu. Sağ taraftan Ali de hücuma katılıyor. Ferdinand top bekliyor. Sol taraftan Feyyaz da geldi. Kalabalık bir biçimde Beşiktaşlar. Mehmet'in vuruşu ve Smoviç başarılı. Muhammed. De az önce gelişen atak. Sol tarafta Feyyaz elverişli durumda. Sağ tarafta Ferdinand top bekliyor. Mehmet kendi kullanıyor ve Smoviç gole izin vermiyor. Ali, bir Beşiktaş hatağı daha. Recep hücuma topsuz olarak katılıyor sağ taraftan. Ferdinand şut durumunda, Cüneyt'ten sekiyor top ve Smoviç. Metin. Bülent. Tugay. Rekazi. Ve Zala. Recep. Rıza. Hareket serisini sürdürürken yapılan hareketi İhsan Türe faul olarak nitelendirdi. 33. dakikaya doğru gidiyoruz. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Gökhan. Beşiktaşlar bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Top Ferdinand'ı aşıyor. Ve dışarıda. Ferdinand görüntüde. Ferdinand 22 yaşında İngiliz futbolcu, İngiltere'nin Queen's Park Rangers takımından bu sezon geldi. Bazı haftaları sakat geçirmesine rağmen Beşiktaş'ın 10 golünde onun adı yazılı. Uğur, Rekazi, Tugay, Uğur, Erhan, Tanju, Rekazi, Zalat. Tam köşede izlediğiniz gibi topa sahip. Rekazi görüntüde. Uzaklık tanımaksızın çok iyi şut atma yeteneğine sahip olan oyuncu. Rıza. Recep sağ koridoru kullanıyor. Metin bastırdı. Rıza. Ali. Bülent üzerine doğru geliyor. Muhammed. Mehmet. Erhan. Tugay. Rekazi. Uğur. Rekazi. Tanju. Kafa vuruşunda top Zalat'ta kalıyor. Tanju o bölgelerde çok etkili olabilen bir oyuncu. Golle Tanju ismi her zaman yan yana anılıyor. Bu pozisyonda başarılı değildi. İşte yeniden görüntüye geliyor. Rekazi. Ferdinand durumunu bozdu. Zeki. Mehmet. Rıza. Her iki takım da orta alandaki dağınıklığı bir türlü gideremiyor ve orta alan denklemini kuramıyor. Rıza. Kadir. Bülent kafayla karşıladı. Uğur. Tugay. Rekazi, Uğur. Tugay. Rekazi. Mirsat alan değiştirdi. Tanju'dan önce Gökhan ve Zalat.
Ferdinand'a çarpan top dışarı çıkıyor taç. Ferdinand. Cüneyt kullanıyor taç açını. Muhammed'e bıraktı. Mehmet. Erhan. Metin. Recep karşısında. Metin sol kanatta kendisini ısrarla unutturmaya çalışıyor. Ve Galatasaray'da genellikle atak kanadı olarak sağ tarafını kullanıyor. Tugay. Uğur. Rıza. Mehmet. Ferdinand. Cüneyt üzerine doğru geliyor. Bilekleri çok yumuşak. Kadir. Ali ve Erhan'dan sıyrılmak isterken rakibinin üzerinde ellerini kullanınca bir serbest atışa neden oldu. Ali görüntüde. Erhan kullanıyor serbest atışı. Haftaya başlarken Beşiktaş 15 maçta 35 puanla ikinci, Galatasaray'da 15 maçta 33 puanla üçüncü sırada bulunuyordu. Mehmet, Muhammed ve Faul. Kadir kullandı atışı. Ulvi. 37. dakikadan da çıktık. Bir birlik eşitlik sürüyor. Uğur. Cüneyt. Rekazi. Mehmet. Kadir. Ferdinand. Zeki. Rıza. Metin müdahale etti. Mirsat bırakıyor. Fekazi. Tanju sol tarafta. Araya giren Kadir. Ve Beşiktaş'ın karşı tahta. Rıza. Mehmet. Bülent önlüyor. Kadir. Elle topa müdahale ediyor. Bir serbest atışa sebebiyet veriyor. Beşiktaş Türkiye 1. Ligi'nin yeni ligisi olmayan tek takımı. Siyah beyazlar 37 golle aynı zamanda en çok gol atan takımdı bu hafta başlayana kadar. Şimdi gol sayılarını 38'e çıkardılar. Frekazi. Ferdinand kafayla karşıladı. Hücumda savunmada hep Ferdinand var. Recep. Bülent. Ali kovalıyor. Simović kalesinden çıktı. Ve Simović böylesine bir tehlikeyi uzaklaştırıyor. Genç Bülent'in yaptığı büyük bir hataydı. Ali'nin bir an kararsızlığı sonrasında geç çıkışı. Ve Simović bu durumu iyi değerlendirdi. Zalat. Zalat 8 golle Türkiye 1. Ligi'nde halen en az gol yiyen kaleci. Metin. Tanju. Rekazi. Kadir. İlk yarının son 5 dakikasına giriyoruz. Durum 1-1. Rekazi. Muhammed. Feyyaz. Metin. Ulvi. Recep. Ferdinand. Feyyaz. Rıza sağ taraftan ileri doğru çıkıyor. Metin.
Rekazi. Uğur. Tanju. Uğur. Beşiktaş savunması yerleşti Rekazi ve Gökhan uzaklaştırdı. Zeki, ortalarda geniş bir boşluk var. Feyyaz. Galatasaray savunması geriye doğru geliyor. Metin bir sakatlık yaşıyor Galatasaray'da. Feyyaz. Bülent üzerinde. Ali bıraktı. Cüneyt ve topu taça atarak savunmasını rahatlatmak istiyor. Kadir bırakmadı taça. Mehmet. Feyyaz. Ve top dışarıda. Feyyaz görüntüde. Beşiktaş'ın altyapısına yetişen oyuncu, son yıllarda siyah-beyaz takımın gol umutlarından biri. Ve Feyyaz'ın değerlendiremediği pozisyon yeniden görüntüde. Kadir. Mehmet. Erhan. Tugay. Tugay Mehmet mücadelesi. Mehmet. Rıza. Recep sağ kanattan hücuma geliyor. Zeki. Erhan bastırıyor. Metin. Uğur. Uğur görüntüde. 5. dakikada Galatasaray'a golü kazandıran oyuncu. Rıza. Gökhan. Ve Zalat. Zalat 1.93 boyunda, 32 yaşında. Daha önce belirttiğim gibi 2 sezon öncesinde Eskişehir Spor'dan gelmişti. Ferdinand. Ferdinand'ın ortası. Feyyaz ve hemen yanı başındaki Muhammed kafayla müdahale ediyor. Feyyaz'a vurduruyor. Az önceki pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Mehmet kaleye doğru sokuluyor orta. Ferdinand hava toplarında etkili. Yakından vuruşu Feyyaz'ı topisten dışarı gidiyor. Çok elverişli bir pozisyon. Ve Feyyaz maçın başından beri sık sık gole yaklaştığı anlar yaşıyor ve onlardan sadece 14 dakikada olanı değerlendirdi ve durumu 1-1 yaptı. İlk yarının son dakikasına giriyoruz. Az önceki pozisyon yeniden görüntüye geldi. İhsan Türen'in Semih'in sakatlığı sırasında geçen süre 1 dakika olarak yan hakemlerini işaret etmişti. Mirsat. Tugay. Mirsat. Yine Tugay. Kadir. Ve dokunmaksızın topu bırakınca Meşun Yuvarlak oyun alanı dışında kale atışıyla oyun başlayacak. Evet, Zalat kullanacak kale atışını. Kadir. Mehmet. Dar alanda yapılmak istenen seri hareketler top Galatasaraylılarda. Zeki. Kadir. Gökhan. Cüneyt. Metin. Kadir. Gelişi güzel vuruşunda Ferdinand topu kovalıyor. Erhan. Bülent. Kadir. Muhammed. Frekazi. Tugay. Frekazi. Rekaz şut durumunda ve topu dışarı gönderiyor.
Rekazi görüntüde. Ve Prekazi'nin değerlendiremediği pozisyon. Prekazi'nin önceki maçlardan bir golü var. 31 yaşındaki oyuncu Yugoslavya'nın Partizan ve Hajduk Split takımlarında oynadığı 4. sezonunu Galatasaray'da yaşıyor ve zaman zaman form grafiğinde çıkış oluyor. Evet, ilk 45 dakikanın son düdük sesi 1-1. Kapatmıştık. İkinci yarını için ilk düdük sesi ve ikinci yarı başladı. Metin. Recep karşılıyor. Metin, Recep. Ferdinand. Ve Cüneyt'in dokunuşuyla top taçtı. Beşiktaş ilk yarıda özellikle son haftalarda kullandığı klasik kadrosunu yer alıyordu. O kadroyla ikinci yarıya çıktı. Galatasaray'da ilk yarıda bir oyuncu değişikliği yapmıştı. Semih'in yerine 25. dakikada Bülent dahil olmuştu. Ve bu kadroyla ikinci yarıda oyun alanında yer alıyor. Rıza. Hava karardı. Yağmur yoğunlaştı. Ve rüzgar da arttı. Cezalının içi çok kalabalık. Rıza atışını kullandı. Ferdinand bu kapı vuruşunda Cüneyt'ten sekiyor top. Dışarıda. Yine köşe atışı. Yine sağ taraftan ve yine Rıza kullanacak. Gökhan geri doğru çekildi. Recep de orta çizgi üzerinde. Tanju'nun hemen yanı başında. Rıza atışını kullandı. Ferdinand kafayla indiriyor. Ali'den önce orada bulunan Uğur uzaklaştırdı. Tanju. Araya giren Ulvi. Rıza. Galatasaray tekrar geriye doğru çekildi. Savunmada dengeli bir dağılım kazanabilmek için. Rıza'nın ortası. Tugay karşıladı. Uğur. Tanju. Sağ taraftan Prekazi hücuma katılıyor. Prekazi. Muhammed. Mehmet kovalıyor Muhammed'i. Uğur. Yerden bir pas. Tanju. Tanju'nun vuruşunda top dışarı gidiyor. İkinci yarının ikinci dakikası. Tanju bu durumu değerlendiremiyor. İşte az önceki pozisyonu yeniden görüntüde. Mehmet. Mirsat. Ve Ulvi'nin yaptığı hareket faul. Uğur. Muhammed bıraktı. Tugay. Gökhan. Feyyaz. Bülent bastırıyor. Muhammed de yardımcı olarak geldi. 2'ye 1 mücadele. Mehmet. Yine Feyyaz. Muhammed, Bülent yine birlikte bastırıyorlar. Tanju oraya doğru geldi ve top Smoviç'te. Gökhan. Recep. Rıza. Tugay bastırdı. Recep. Defa. Recep üzerinden atıyor. Rıza. Uğur göğsüyle yumuşatmak isterken top dışarıda. Köşe atışını kullanmak üzere Mehmet hareketlendi.
Ulvi savunmanın arasından çıktı. Sadece Gökhan geride kaldı. O da orta çizginin ön tarafında. Cüneyt Ferdinand'ı makyajında tutmaya çalışıyor. Ferdinand sürekli hareket halinde. Cüneyt. Ali ve Ferdinand'ın faul yaptığı görüşünde İhsan Türek. Erhan. Smovic. Rüzgar avantajını şimdi siyah beyazlar kullanıyorlar. Mirzat, Tugay, Muhammed, Bekazi, Zeki. Ferdinand'ın önüne bırakıyor. Bülent ve Simović. Rıza. Tanju. Mirsad. Prekazi. Kadir karşısında. Mehmet de yardımcı olarak geldi. Tugay. Bekazi. Recep. Bülent. Tugay geldi. Serbest atış. Elli birinci dakika bir birlik beraberlik sürüyor. Rekazi topun başında. Tugay, Rekazi. Ulvi. Feyyaz. Ferdinand. Erhan. Mirsad, Kadir, Mehmet, Kadir, Bülent, Cüneyt. Tanju. Mirsad, Uğur, Tanju yana doğru sokuldu. Geride vuruşunda yandan dışarı doğru gidiyor Tugay'ın. İşte yeniden izliyoruz. Uğur geriye doğru bırakıyor. Tugay vuruyor, top dışarıda. Ferdinand, çok süratli bir oyuncu. Bülent bırakmıyor. Çok hareketli, topa karşı çok yumuşak, markajı kontrolü oldukça zor bir oyuncu Ferdinand. Kadir. Feyyaz. Ferdinand sağ taraftan hareketlendi. Muhammed ve Simović. Metin. Tanju. Sağ kanatta boşluk var. Oradan Uğur geliyor. Uğur. Top dışarıda. Rıza. Ali Cüneyt. Uğur. Bülent. Metin.
Metin, Zeki, Uğur, Tanju, Muhammed sağ taraftan giriyor. Kadir'e çarpan top dışarıda, Galatasaray'a köşe atışı getiriyor. 55. dakika, 1-1'lik beraberlik sürüyor. Prekazi atışı kullanacak. Beşiktaş'ta ileride Ferdinand kaldı. Siyah beyazlar bütün aklıyla savunmaya geldiler. Oyun alanı, zemin çok bozuk. Prekazi atışını kullandı. Metin, Zeki, Ali, Ferdinand. Sol kanatı çok iyi gördü Ferdinand. Orada Feyyaz var. Mehmet savunmanın arkasına doğru döndü. Feyyaz, Ali, Mehmet. Muhammed'in müdahalesi, Beşiktaş köşe atışı kullanacak. Beşiktaşlar savunma güvenliğini elden bırakmak istemiyorlar. Mehmet kullandı köşe atışını. Feyyaz yükseldi. Smovic, Metin, Tugay, Metin, Prekazi. Araya giren Zeki kaptı. Ali sağ tarafta. Sol tarafında Feyyaz var. Bülent, Kadir, Tugay, Tanju, Prekazi, Mirsat, Uğur, Recep birlikte giriyorlar topa. Recep, çok iyi bir kanat savunucusu Recep. Bu sezon Boluspor'dan Beşiktaş'a geldi ve uzun süreden beri devam eden Beşiktaş'ın sağ kanat savunucusu sorununu futbol gözlemcileri Recep çözdü diyorlar. Cüneyt, Metin, Tugay, Mirsat, Prekazi. Mirsat, Zeki, Metin, Metin yerde, Recep'in müdahalesi ve serbest atış. İhsan Türe Recep'i sözlü olarak uyarıyor. Prekazi, Metin, Gökhan, Metin kullanıyor taç atışını. Cüneyt, Metin, Ulvi kafayla müdahale ediyor. Mehmet, Feyyaz, Ali, Bülent peşinde. Şimdi Muhammed, yine Ali, Uğur'la mücadelede. Prekazi yardımcı olarak geldi. Tugay, Metin, Beşiktaşlar hemen savunmaya çekiliyorlar. Tugay, Zeki durumunu bozuyor. Zeki, sağ taraftan Rıza atağa kalktı. Ferdinand, Rıza top istiyor ama Ferdinand Rıza'nın çok ilerisinde topu atıyor. Mirsat, Tugay, Tanju, Ulvi, Recep, Gökhan'dan sekti. Ulvi, Zala.
Ahmet'i aşıyor top. Bülent Simović. Tanju. Uğur. Metin. Gökhan. Rıza. Mehmet. Feyyaz. İkinci yarıda özellikle ısrarla sol çizgiye yakın oynuyor. Ali. Feyyaz önünde buldu topu. Şut Simović'ten döndü. Ve Ali'nin çamurda ayağı kayınca Erhan rahat içinde topu kontrol ediyor. 60. dakika Beşiktaş'ın gole çok yaklaştığı bir andı. Prekazi. Ve az önceki pozisyon yeniden ekranlarda. Mehmet. Kadir. Mehmet. Yine pas hatası Muhammed Erhan. Mehmet. Ali topu kovalıyor. Kaptan Cüneyt. İhsan Türe bir an kararsızlığı var. Yan hakemine baktı ve ardından da köşe atışına işaret etti. Mehmet kullanıyor köşe atışını. Muhammed. Ve Prekazi Kadir'e vurdurmuyor. Köşe atışını yine Mehmet de kullanıyor siyah beyazlı. Beşiktaş'ta 3 oyuncu birden geride ataklara gözcü olarak alıyor. Mehmet atışı kullandı. Simović topa sahip. Tugay. Ve faul. İhsan Türe Recep'i bir kez daha uyarıyor. Metin, Tugay, Tanju, Prekazi, Ulvi'nin pas hatası Uğur, Erhan, Feyyaz, Kadir'le oynamayı tercih ediyor. Mehmet, Kadir, Ferdinand, Rıza, Ali, Ferdinand sağ tarafta boş durumda. Rıza, vuruşunda top dışarı giriyor. O bölgelerden Rıza'nın bu sezon tek golü var. Onu da Sarıyer'e atmıştı. Rıza görüntüde. Beşiktaş'ın minik takımından yetişti. 25 yaşında. Aynı sezon genç, ümit, amatör ve A milli olma onurunu yaşayan Ender oyuncu. Recep. Erhan. Tanju. Uğur. Galatasaray hücuma hemen genişlik kazandırmaya çalışıyor. Kanatları önceki maçlarda olduğu gibi kullanma isteğinde Muhammed. Kadir karşısında. Uğur Tanju'ya bırakıyor ve Zalat golü önlüyor. 64. dakikaya doğru giderken Galatasaray yine Tanju'yla gole çok yaklaştığı bir an yaşadı. Feyyaz. Ali. Hakem avantaja bırakıyor. Rıza. Ali. Top Ali'den çok çok hızlı. Ali görüntüde. O da Beşiktaş'ın gol umutlarından biri. Önceki maçlarda imzaladığı 6 golü var. 23 yaşında Beşiktaş'ın altyapısında.
Geçen sezon Galatasaray'da Tanju ile birlikte gol krallığında uzun süre çekişmişlerdi. Bu sezon başı bir ameliyat geçirdi ve takımına uyumunda gecikti. Simović. Mirsad. Kadir. Frekasi elle müdahale ediyor topa. Mehmet. Zeki. Erhan bırakmadı. Yine kalecisiyle yardımlaşır diye Ferdinand araya giriyor ama ona rağmen top Simović'te. Recep. Ve faul. Kadir. Mehmet. Feyyaz top istiyor. Feyyaz şut durumunda. Şut Simović. Simović refleksleri çok iyi olan bir kaleci. İşte pozisyon yeniden görüntüye giriyor. Mehmet. Kalabalığın arasından topu çıkardı. Ayaklarını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun da bilekleri çok yumuşak, çok teknik. Feyyaz. Tugay. Mirsad. Frekasi. Uğur, Recep müdahil ediyor. Kadir. Mehmet. İhsan Türe devam işareti verdi. Tanju. Frekasi sağ tarafa doğru kat etti. Frekasi Ulvi kovalıyor ve top Zalat'ta kalıyor. 67. dakika, durum 1-1. Mehmet. Kadir. Tugay. Muhammed Toptaç'ta. İhsan Türe Galatasaray lehine işaret ediyor. Muhammed kullandı. Erhan. Uğur. Frekasi. Hava iyice karardı. Zeki Frekasi mücadelesinde serbest atış Galatasaray'ın. Cüneyt topun başında. Tugay, Uğur. Rıza'dan sıyrıldı. Şut ve top direkten geri geliyor. Recep oldukça ilginç bir andı. Cüneyt. Frekasi. Yine Uğur. Metin ve Ferdinand'ın müdahalesiyle top dışarıda. Oyun alanının her yerinde Ferdinand var. Oyun alanının her yerine adım adım dolaşıyor ve her yerde krampon izi bırakıyor. Cüneyt. Mirsad. Tugay. Gökhan müdahale etti. Bülent. Zeki. Zeki Cüneyt'ten de sıyrıldı. Bülent mücadele bırakmak istemiyor ancak faul. Wow. İşte Uğur bu pozisyonda şutunu atmış ve top direkten geri gelmişti. Serbest atışı siyah beyazlar Gökhan'la kullanıyorlar. Muhammed, Rıza, Zeki'nin pası top dışarıda. Dokuzuncu dakika, Uğur ve Feyyaz'ın golleriyle durum 1-1. Uğur. Frekasi. Rıza kovalıyor Frekasi.
Zalat kararsız ve güç durumda da olsa topu önlüyor. Mehmet. Zeki. Rıza. Zeki. Ferdinand. Zeki. Feyyaz. Muhammed'den sıyrıldı. Zeki. Sert bir şut. Smovic ve top ağlarda. Çok güzel bir gol. 70. dakika Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü elde ediyor. 1-0'lık yenili giden siyah beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğü. Zeki. Gerçekten çok güzel bir gol. Smovic'in bu karanlıkta beklemediği bir şuttu. Ve ayağının kaydığı bir pozisyonda topa müdahale etmek isterken işte yeniden görüntüye giriyor. Müdahalesi yeterli olamıyor ve Beşiktaş da 2-1'lik üstünlüğü elde ediyor. Zeki 2 sezon önce Bergama Spor'dan Beşiktaş'a gelmişti. 20 yaşında ve Zeki'nin bu sezon Beşiktaş'a kazandırdığı ilk gol bu. Evet, karşılaşmanın 70. dakikası. Beşiktaş 2-1 önde bulunuyor. Gökhan, Rıza, Uğur, sol tarafta Prekazi, Tanju ve Zalat. Evet, bu arada bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Oyun alanından Ferdinand alındı Beşiktaş'ta. Yerine Şenol oyuna dahil oldu. Bülent'in yaptığı müdahale sırasında elini kullandığı görüşüne İhsan Türe bu nedenle serbest atışa karar veriyor. Zeki. Rıza. Feyyaz bu defa sağ kanatta. Recep. Feyyaz. Cüneyt bastırıyor. Erhan da geldi. Ve Feyyaz'ın yaptığı hareketi hatalı buldu. Oyunu durdurdu İhsan Türe. Ardından kendini uyardı. Ve yaptığı faul sonrasında da Feyyaz gitti. Erhan'dan özür diledi. Galatasaray ikinci oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. İlk yarıda Semih'in yerine Bülent oyuna dahil olmuştu. Şimdi de Tugay oyun alanının yan tarafını alınırken Küçük Savaş oyuna dahil oluyor. 72. dakikadan çıkıyoruz. Küçük Savaş Galatasaray'da oyunda. Fiziki gücü fazla olan bir oyuncu Küçük Savaş. Metin'in ortası. Uğur kafayla indirdi. Tanju'dan önce Kadir'in müdahalesi var. Rıza. Ali bıraktı. Şenol'dan sağ tarafta bulunan Rıza'ya. Şimdi Feyyaz. Ali. Rakibini yanıltıyor. Rıza'ya bıraktı. Rıza'nın ortasında Erhan'dan dönüyor top. Köşe atışı. Evet. Küçük Savaş oyuna dahil oldu. Tugay oyundan alındı. Böylece Galatasaray iki oyuncu değiştirme hakkını kullanmış oldu. Maçın 73. dakikası Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Rıza kullanıyor köşe atışını. Bir saat uzaklaştırma çabasında Recep. Uğur'dan sıyrıldı. Mirsat da geldi. Zeki. Şenol. Ali geriye bırakıyor Recep. Rıza. Recep. Zeki. Zeki ceza alanında. Şut ve top üstten dışarıda. Az önceki pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Muhammed. Küçük Savaş. Prekazi. Küçük Savaş. Kadir'le mücadelede, Elder'in de bu mücadelede
rol oynadığı bir pozisyondu ve İhsan Türe taç atışını işaret ediyor Galatasaray lehine. Küçük savaş. Muhammed yanına sokuldu. Daha geri planda Rekazi var. Muhammed. Top dışarıda, kale atışıyla oyunu başlayacak. Evet. Beşiktaş'ın teknik direktörü İngiliz Neil, ülkesinin serin kanlılığından uzak 1-0'lık yeni giden takımı 2-1'lik üstün durumu geçince, 2-1'lik üstünlüğü yakalayınca o da oldukça heyecanlı görünüyor. Uğur, Rıza, Recep. Rıza. Cüneyt. Bir saatten önce araya giren Zeki kapıyor. Mehmet. Rıza. Zeki. Şenol topu kovalıyor. Erhan. Ali yerde İhsan Türe taç atışını işaret etti. Galatasaraylılar kullandı. Metin'den Erhan'a. Metin, Cüneyt. Gökhan. Recep. Gökhan. Rıza. Zeki çok iyi gördü Feyyaz'ı. Offside yok. Simović ve estetik bakımından güzel bir hareketle topa sahip oluyor. Cüneyt. Metin. Recep bırakmıyor. Recep yerde serbest atış. Az önceki pozisyonu yeniden görüntüye geldi. Recep bir sakatlık geçiriyor Beşiktaş'ta. Oyun alanının hemen yan tarafında ve İhsan Türe sağlık görevlilerinin müdahalelerine izin verdi. Recep'in oyun alanının yan tarafına alınıp orada tedavisinin yapılması için İhsan Türe uyardı ve az önce Metin Recep mücadelesinde Metin'in yaptığı hareket yeniden görüntüye geldi. Gökhan kullanıyor serbest atışı. Rıza'nın ayağından sekti. Erhan. Rıza mücadeleyi kolay kolay bırakmayan bir oyuncu ve Erhan faul yapıyor. Recep görüntüde. Erhan kafayla karşıladı. Zeki. Tanju. Ve Tanju'ya yapılan hareket faul. Metin kullandı atışı. Uğur. Rekazi. Ulvi'nin hatası. Hemen geri planda Mirzat vardı. Zalat. Mehmet. Kadir. Ali. Bülent. Mirzat. Küçük savaş offside durumunda. Tanju'nun vuruşunda top ağlara gidiyor. Ancak daha önce yan hakem bayrakla uyarmıştı. İhsan Türe düdük çalmıştı ve oyunu durdurmuştu.
İşte yeniden görüntüde Cüneyt, Rıza, Feyyaz, Uğur, Metin. Cüneyt hata yapıyor, Zeki. Sağ tarafta Ali bekliyor. Şimdi Ali, ama Ali'nin çok ilerisine topu atıyor Zeki. Karşılaşmanın son 10 dakikasına girdik. Cüneyt, Metin. Küçük Savaş. Metin. Kadir karşıladı. Mehmet. Muhammed, Erhan, Tanju'yu aşıyor top, Küçük Savaş, Gökhan, Feyyaz, uzun bir top, Ali topun peşinde, Bülent de geliyor, Bülent'in müdahalesi ve Bülent'in yaptığı hareketi İhsan Türe serbest atış olarak nitelendirdi. Bu pozisyonun getirdiği serbest atışı Rıza kullanacak. Recep biraz geri planda. Şimdi top Recep'te. Şut ve yandan dışarı demiş yuvarlak. Recep hemen görev alanına dönüyor. Gökhan, Rıza, Feyyaz, Cüneyt karşısında. Metin, Cüneyt, Uğur, Gökhan, Şenol, Rıza, Feyyaz, Ali topu kovalıyor, Simović kalesini terk etti, top dışarıda. Muhammed, Küçük Savaş, Rekazi, Uğur, Faul. Serbest atışı Galatasaraylılar Prekazi ile kullanıyorlar. Siyah beyazlar ikili set yaptılar. Küçük Savaş attığı depar topu yakalamasına yeterli çizgi üzerinde. Birzat aşıyor top, Cüneyt. Zalat bırakıyor top dışarıda. Cüneyt görüntüde. Beşiktaşlar 2-1'lik üstünlüğünü verdiği avantajla oyunu yavaşlatmaya, ölü topları geç oyuna sokmaya çalışıyorlar. Zalat da bu istekte. Erhan aşıyor Erhan'ı top. Muhammed. O da Simović'le oynamayı tercih ediyor. Rıza.
Feyyaz, Rıza, Ali topu kovalıyor. Ters bir vuruş direkten geri geldi Feyyaz ve top ağlarda. Beşiktaş şimdi 3-1 galip durumda. Karşılaşmanın 85. dakikası. Feyyaz ve işte bu golle Beşiktaş 1-0'lık yeni giden 3-1'lik galibiyete ulaşıyor. Muhammed'in ters vuruşunda direkten dönen topu çok iyi değerlendiriyor Feyyaz. Ve kendisinin gol sayısını 13'e yükseltirken takımının da gol sayısını 3'e çıkarıyor. Böylece son 4,5 dakikaya girilirken Galatasaray karşısında Beşiktaş 3-1'lik üstünlüğü elde ediyor. Muhammed. Uğur. Prekazi. Recep karşısında. Rıza da geldi oraya. Zalat topa sahip. Muhammed'ten sekiyor top. Cüneyt, Ali kovalıyor. Bülent, Simović ile yardımlaşıyor. Küçük savaş. Metin. Küçük savaş. Gökhan durumunu bozdu. Metin. Metin taç atışını kullandı. Küçük savaş ve Zalat. Uğur. Rekazi. Ulvi. Tanju. Mehmet. Erhan. Tanju. Gökhan bırakıyor ve Zalat Mirzat'tan önce topa çok iyi sarılıyor. Fırsatı değerlendirmesine izin vermiyor. Son 2,5 dakika. Bülent Ali mücadelesi. Bülent atışı hemen kullandı. Cüneyt. Küçük savaş. Prekazi. Prekazi yerde serbest atış. Ve Şenol sarı kart görüyor. Ali. Erhan da çıktı. Ali sert harekete rağmen topu taşıyor. Erhan yine karşısına geldi. Orta yakından vuruşunda top yandan dışarı giriyor Feyyaz'ın. Son kez Galatasaraylar tarafından oynandığı görüşünde İhsan Türe köşe atışını işaret ediyor. İşte Ali, işte Erhan'ın müdahalesine rağmen topu taşıyışı. Köşe atışı kullanıldı. Zeki bırakıyor geriye. Recep'in vuruşunda top dışarıda. Recep. Yeniden izlediğiniz bu pozisyonda Beşiktaşlar Feyyaz'la durumu değerlendirememişlerdi. Recep, Feyyaz, Şenol, Zeki. Karşılaşmanın son dakikası içindeyiz. Rıza, Taç. Metin, Prekazi, Uğur, Prekazi, Gökhan savunmanın derinliğinde, Ali, Rıza boş alana doğru kat etti, Mehmet,
Smović. Prekazi. Küçük Savaş. Tanju. Küçük Savaş. Zeki. Mehmet. Teyyaz'ın çıkış yoluna doğru topu itiyor. Teyyaz Muhammed'den sıyrıldı. Ali topu yakalayamıyor. Evet, İhsan Türe saatini kontrol ediyor. Şu anda ikinci yarıdaki duraklamaları oynatıyor Türe. Uğur. Gökhan. Zeki. Gökhan ilk kez hücuma katıldı. Top istiyor sağ tarafta Ali. Cüneyt karşısında. Rıza da geldi. Zeki bırakıyor. Mehmet şut durumu arıyor. Feyyaz şut ve top ağlarda. Beşiktaş son saniyelerde 4-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Evet, 1-0'lık yenilgiden 4-1'lik üstünlüğe. Feyyaz da yine golü imzalayan oyuncu. Ve Feyyaz takımını 4-1'lik üstünlüğe taşırken kendi de 14. golünü imzalıyor. İşte bu golle. Ceza alanı içinde siyah beyazlar çok rahat hareketlerde bulunuyorlar. Galatasaray savunmasının seyrettiği bir an adeta. Feyyaz çapraz durumda çok iyi pozisyonu değerlendiriyor ve Beşiktaş Galatasaray karşısında böylesine zorlu bir mücadelede, böylesine düğün maçında 4-1'lik üstünlüğü elde ediyor. Bakışlar İhsan Türe yönelik. Evet, siz ağır çekimde golü izlerken İhsan Türe 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor ve karşılaşmayı...